Herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyordum bu bölümü zaten bekliyordunuz. Birkaç gündür sürekli istekler alıyorum. Neden pazar günü atmadım? Niye pazartesiye bıraktım? Bundan sonra arkadaşlar hafta içi 2-3 belki de daha fazla video yapmayı planlıyorum. Yani o yüzden başka bir ters şapka taktığım videoya hoş geldiniz. Aklıma gelmedi tam olarak ne söyleyeceğim. Burayı da kesecektim ama kesmemeye karar verdim. Neyse bu bölüme de hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere biraz kırmızıyım. Yaklaşık 2-3 saat içerisinde havuzdaydık. Bayağı böyle bembeyaz bir tenim olduğu için bir anda böyle kızarabiliyorum. Genelde bu şekilde oluyor zaten. Sonradan normale dönüyoruz. Yani pek bronzlaşma kısmı bende çalışmıyor. Neyse tabii ki sizleri böyle bırakmayacağım. Dediğim gibi biraz piyasayla başlayıp ondan sonra beklediğiniz o %200 belki de daha fazla yapabilecek coin'den bahsedeceğim sizlere. Şimdi ilk başta piyasaya her zamanki gibi bakıyoruz şöyle. Bitcoin'de çok güzel bir gidişimiz var. Zaten daha öncesinden de bir grafik çizmiştim. Ona da yine konuya geldiğimizde bakacağız. Demiştim ki 44.000'lerde bir direnç hattımız var daha aşağısındayken. Orada biraz daha tökezleyebiliriz 44-45.000'ler arasında. Orada bir tökezledik 44.000'in altına doğru indik ama çok güzel toparlayıp 46.000'lere devam ettik. 48.000'e kadar 47 ile 48.000 arasına kadar çok fazla büyük bir dirençimiz yok. Yani eğer burada güzel bir hacim alabilirsek 48'lerde belki biraz daha böyle duruluruz gibi. Doğal olarak da bu bütün altcoin piyasasına da yarayacak. Neden? Çünkü dominansımız 46'lardan belki tekrar 48'lere geri çıktı. Dominans bildiğiniz üzere önemlidir. Diğer altcoinleri de etkiler genel olarak. Bu dominansı azaldığı zaman da diğer altcoinlerin Bitcoin'den daha bağımsız hareket etme olasılığı artar. Bunları da göreceğiz gibime geliyor ama bugünlük konumuz o değil. O yüzden ben size diğerlerinden de küçük bir bahsetmiş olayım. Daha önceden söylemiştim bakın BNB'ye dikkat edin demiştim. Algo'ya dikkat edin demiştim. Genel olarak bir artış görünse de zaten hani küçük küçük bütün coinlerde özellikle de altcoinlerde sert artışları görebilmekteyiz. Neden? Büyük ihtimalle Ethereum'un hareketi sayesinde. Şimdi Ethereum'un güncellenmesi tabii ki buna bir katkı yaptı. Aynı zamanda ana altcoin. Ona olan güven, diğer altcoin'lere olan güveni de genel olarak projesi iyi olanları genelde yani bu şekilde çalışıyor. Arttırmaya devam ediyor diyebiliriz. Bu arada konuya geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Bu çıkışların olacağını zaten birkaç hafta önceki, belki de bir ay falan olmuştur. Önceki bir videomda söylemiştim. Özgür hocamızın da yorumlamasıyla, kendi yorumumu da katarak açıklamıştım. Onu da şu yukarıya veriyorum. Hani Ağustos'un ortalarında, başlarında, sonlarına doğru piyasanın düzeldiğini görebiliriz şeklinde. O yüzden eğer o videoyu izlemek isterseniz de buraya koyuyorum. Şimdi konumuza gelelim yavaş yavaş. Evet, buradan da anlayacağınız gibi bahsedeceğim coin sizlere Chainlink. Yani namı değer Link Coin. Kendisini ve projesini çok iyi bulmaktayım arkadaşlar. Şimdi gördüğümüz üzere geçen günlerde birkaç tane haber paylaşacağım. Ondan sonra sebeplerine daha böyle grafik üzerinde geçeceğiz. Telekom Giant Swisscom launches Chainlink Node for DeFi Data. Zaten DeFi'ler hakkında bayağı bir şey duymaya başladık. Artık İsviçre'deki telekom şirketi artık Chainlink'i kullanacak DeFi için. Ya artık siz düşünün. Devletlerin büyük şirketleri de artık bu altyapıları kullanmaya başlıyor. Ki İsviçre'yi nasıl biliriz? Biz daha zengin bir ülke, ekonomisi kalkınmış bir ülke. Yani kararlarını da buna göre alır şeklinde düşünürüz. Ki bu şekilde bir karar almışlar bence gayet başarılı olacak Chainlink için. Aynı zamanda Chainlink'in farklı şeyler başlattığını da sürekli takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani hani yerinde duran bir proje değil. Sadece bir güncelleme yapıp işte 6 ay boyunca hiçbir şey yapmayan bir proje değil. Buradan da görebiliyorsun. Bakın söyleyemiyorum genelde ama deneyeceğim sizin için. Cross-chain interoperability protocol. Fena değil, söyledim sayılır. Bu şekilde farklı bakın Celsius Network'la birlikte çalışarak bunlar 16 milyon doların üzerinde, yani milyar doların üzerinde bir finansal güce sahip olan bir şirketle bir araya geliyorlar. Bunu yaratıyorlar. Yani biraz daha işleri kolaylaştırıp hızlandıracaklar genel olarak Chainlink'e baktığımızda. Bu tarz şeyler güzel ve yayınlanma tarihi de 5 Ağustos arkadaşlar. Aynı zamanda yine takip etmek isterseniz ki öneririm. Chainlink'in kendi resmi sayfasını Twitter'dan takip edebilirsiniz. Diğer sosyal medyalardan da tabii ki. Bayağı bir takipçisi var. Yaptıkları her şeyi ki sürekli bir paylaşım söz konusu bile diyebilirim. Yaptıkları her şeyi zaten burada açıklıyorlar kendileri. Şimdi şu şekilde göstermiş olayım. Bakın az önce söylediğim Bitcoin'de bir geri çekilme olma şansı olabilir. O yüzden ona bakarak dikkat edin demiştim ki buradaki oku da zaten 3-4 gün önce çizdiğim görebiliyorsunuz. Buradan tekrar düzelebilir diye söylemiştim. Eğer olursa zaten bütün altcoin'lere yarayacaktı. Şimdi size göstermek istediğim nedeni yani grafik üzerindeki nedeni şu. Bakın
İki video, pardon bir video önce, bir önceki videoda şunu söyledim sizlere. Ethereum'un hareketleri, yani Ethereum'da artışlar iki katına çıkabilecek şekilde konuştum. Eğer 2800-850'leri kırabilirse, o zamanlar herhalde 2600-2700 civarlarındaydı. Çünkü burada iki tane önemli ana noktası var. Bunlar direnç noktalarıydı kırmadan önceki. Bakın kırdıktan sonra yukarıya doğru devam ediyor. Burada dedim ki çok bariz olmamakla birlikte bir tane daha 3300'lerde, 3500 arasında, 3200'de diyebilirsiniz buna. Bir direnç noktamız var. Şu an neredeyse oralarda diyebiliriz. Hani biraz daha böyle buradan destek alıyor. Eğer burayı da kırabilirsek üst noktası için herhangi bir direnç noktamız yok. Şimdi neden link diyorum? Neden Chainlink ve Ethereum'dan bahsediyorum şu an size? Ethereum birinci özelliği ana altcoin olması. Yani Chainlink'i ve diğer altcoin'leri zaten taşıyabilecek olması eğer kırılıp da devam ederse. Başlı başına kendi hareket eden de bir coin aslında ama yine de buna yarayacaktır. Bakın şunu söyleyeceğim. Ethereum özellikle Chainlink'le birlikte benzer hareketler yapmakta. Şimdi bu hareketi şu şekilde göstereyim size. Yine bir günlükte bakıyorum ben bunlara. Burada Fibonacci var. Buna aslında şimdilik gerek yok. Zaten detaylı açıklama yapıyorum burada. Gördüğünüz üzere bakın bu iki nokta bile, şuradaki iki nokta bile bir günlükte. Bakın şurada gösterebilirim sizlere. Yani nasıl hareketler yaptığını ve şu büyük hani o artık iki katına falan çıktığı zamanlar, 4200'leri gördüğü zamanlar Ethereum'un. Bakın burada görüyorsunuz. Yani Chainlink aslında Ethereum'a gerçekten benzer hareketler yapmakta. Fakat bugünlerde arkadaşlar Ethereum'un bu sert çıkışı daha Chainlink'te bir çıkışa sebep olmadı. 21-22 dolarlardan 24 dolarlara falan çıkabildi. Şu anda o civarlarda devam ediyor. Şimdi eğer benzer hareketleri takip ediyorsa, yani tarih tekerrür ederse ki genel olarak aynı şekilde devam etmekte. Buradan bir artış, özellikle bakın 200 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkışta ve burayı kırarsak şayet çok daha sert bir hareket, Ethereum'u da takip eden bir hareket görme şansımız var. Bu biraz daha belki uzun bir vadede olabilir ama eğer Bitcoin'deki 48 bin kırılırsa, yani hepsi birbirine bağlı gibi düşünebilirsiniz. Ethereum kendi başına zaten 3300-3500 oradaki direnci kırabilirse bundan sonra gideceği yer zaten hani 4000 ve üzeridir. 4000 ve üzeri ise o zaman Chainlink'te de aslında bu tarz hareketler görme şansımız var. Bakın bu iki tepe yine söylüyorum direnç noktalarıydı burada. Bunları eğer kırabilirse, ki Ethereum kırabildi. Kırabilirse Chainlink'te, ki benzer, zaten 32'lere gelecek. Hani şu an 24'lerde güzel bir kar bırakacak. Aynı zamanda bakın tepe noktasında en son ulaştığımız noktalar 52 dolar civarları. Ben normalde Chainlink'te işte 55 dolar, 60 dolarları o zamanlar hedefliyorduk doğal olarak. Hani çıkabilitesi vardı çünkü yapabiliyordu, bu kadar özelliği vardı. Ethereum gibi farklı alanlarda da kullanılıyor ki onu da göstermek istiyorum sizlere. Bakın şurada göstermiş olayım. Şu Chainlink'in, hani Chainlink'i kullanan ya da sponsorluğu ya da anlaşması olan yerlere bir bakalım. En bilinenlerine bile baksak yeter bu kadar şeyin arasında. Bakın Polkadot Network var burada gözüme çarpan. Onun dışında bir Dodo'yu görüyorum aşağıda. Belki coin'ini de bilirsiniz yine bunun. Sonra şurada bir yerde bir Oneinch görmüştüm. Ha, Zilliqa burada mesela, bakın arkadaşlar. IOTX burada yine. Aynı zamanda Oneinch burada. Yani bu piyasanın devleriyle zaten bir arada sürekli çalışıyorlar. Ve kendilerini de büyütüyorlar arkadaşlar sürekli. Yani bunlar Chainlink'i kullanıyor ve kullanmaya da devam edecekler. Çok büyük ihtimalle daha da fazlası gelerek. Çünkü kendilerini geliştiriyorlar dediğim gibi. Böyle olunca arkadaşlar zaten Ethereum killer vesaire diyorlardı ama ben bu şekilde ikisinin birbirini öldürebileceğini düşünmeyip ikisinin birlikte aslında çalışabileceğini, zaten piyasayı hani çok daha iyi hale getirebileceğini, farklı çeşit, farklı seçenekler olarak piyasayı çok daha iyi bir hale getirebileceğini düşünmekteyim. O yüzden arkadaşlar zaten benim uzun vade portföyümde link yüklü bir şekilde aldım. Kenarda duruyor. Biliyorum ki bu 50 dolarları, 60 dolarları zamanı gelince belki daha da fazlasını, bilmiyorum, 3 hanelilere de beraber 2021'in sonlarına doğru ya da belki 2022'nin ortalarına doğru görebilir miyiz bilemiyorum ama kısa vadede eğer Ethereum bu artışını devam ettirirse ve link takip etmeye devam ederse Ethereum'u, hareketlerimiz güzel olacak arkadaşlar. Ama tabii ki her zamanki gibi bu demek değildir ki bir yatırım tavsiyesi, tabii ki değil arkadaşlar. Uzun vade portföyünü de tutuyorum ben. Eğer almak isterseniz bu düşüncedeyim. Bunun olabilitesi yüksek diye düşünmekteyim. Yani bu şekilde tutabilirsiniz. Ama tek bir coin olarak bütün paranızı tek bir coin'e yatırın demek istemiyorum tabii ki. Farklı yumurtalar, farklı sepetler. Hani buradan riski alırsınız, başka yerden riski daha az alırsınız. Ya da işte kendinizi ona göre ayarlayın lütfen. Ama şunu söyleyebilirim ki ben bu coin'in geleceğine gayet inanıyorum.